Mustafa Cem Alfar, Klepierre şirketinin CEO'su olarak çalışıyorum. 2012 yılından beri bu şirketteyim. Klepierre, Avrupa'nın en büyük ticari gayrimenkul yatırım şirketi. Aynı zamanda Simon Properties, Amerikalı Simon Properties'in de en büyük ortağı olduğu bir şirket. Avrupa'da 16 ülkede 180 alışveriş merkezine sahip. Türkiye'de de bizim 7 tane alışveriş merkezimiz var. Biri İstanbul'da, diğerleri de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dağılmış durumda. Benim görevim bu alışveriş merkezlerinin yılda ağırladığı yaklaşık 45 milyon ziyaretçiye güzel anlar yaşatmak, onları şımartmak, onların alışveriş merkezinde güzel zaman geçirmesini, alışveriş yapmasını sağlamak ve bu sayede de kazandığımız paraları hissedarlarımıza, ki halka açık şirket Klepierre, buradan yollayabilmek. Yani yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırımını en iyi şekilde değerlendirmek, onun bilgisini, becerisini Türkiye'deki ziyaretçilerin hizmetine sunmak. Burada ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Benim yaptığım iş arkadaşlarımı motive etmek. En büyük işim o. Bizim iki tür çalışanımız var. Bir, merkez ofis çalışanları, ki burada şu anda bulunduğumuz ofiste çalışan arkadaşlarımız. Bir de alışveriş merkezlerinde bulunan bilfiil işi yöneten arkadaşlarımız. Ben bu ikisi arasındaki koordinasyonu sağlıyorum. Çok seyahat ediyorum, evet. Seyahatlerim sırf yurt içinde kalmıyor. Yurt dışında da merkezimiz Paris'te. Paris'e ziyaret ediyorum. Paris'teki hissedarlarımızın ve oradaki merkez ofisin beklentilerini buraya getiriyorum. Buradaki arkadaşlarımızla bunları harmanlayıp strateji haline getiriyoruz. Aksiyon planı haline getiriyoruz. Sonra da o aksiyon planlarını ben alışveriş merkezlerindeki ekiplerle paylaşıyorum. Onların stratejiyi benimsemesini, aksiyonları yerine getirmesini ve o müşterilere o dediğimiz güzel deneyimi yaşatmasını sağlamaya çalışıyorum. İşim o. Türkiye'de alışveriş merkezleri Avrupa'daki ya da Amerika'dakilere göre biraz daha farklı bir sosyal hizmet sağlıyor. Alışveriş merkezlerinde dini, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun birçok insan her gün yan yana aynı vitrine bakıyor, aynı alışverişi yapıyor ve hiç de birbirinden rahatsız olmuyor. Türk toplumu alışveriş merkezlerinde kendini şımartmaktan hoşlanıyor. Türk toplumu alışveriş merkezlerini bu kavganın, gürültünün, patırtının, problemlerin olmadığı yer olarak görüyor ve orada zamanını ailesiyle birlikte güvenli bir şekilde geçirmekten mutlu oluyor. İşte ben de onları o şekilde gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Yılda 45 milyon kişiyi mutlu ediyor bu şirket. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beklentileri tahmin etmek. Biraz önce söyledim. Çeşitli beklentileri var. Hissedarın beklentisi ayrı. Paris'teki merkez ofisin yabancı yatırımcı olarak beklentisi ayrı. Müşterilerimizin, yani kiracılarımızın beklentileri farklı farklı. İçeriye giren ziyaretçinin de beklentisi farklı. Ve bunlar sürekli olarak değişiyor. Trendler değişiyor. Alışveriş merkezleri değişiyor. Alışveriş alışkanlıkları değişiyor. Avrupa'da hissedarların beklentileri değişti. Finansal krizler yaşadılar. Bütün bu beklentileri önceden bilip buna göre strateji, aksiyon planı, bütçe, hedef belirlemek bu işin zor tarafı. Ama aynı zamanda da zevkli tarafı. Ben önce Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler okudum. Bu işi yapabilmek için öncelikle analitik yeteneğin kuvvetli olması gerekiyor ki biraz önce söylediğim beklentileri iyi algılayabilmek önemli. Matematik olmazsa olmaz. Tablolar hazırlıyorsunuz. Halka açık bir şirketin finansallarını hazırlamanız, sunmanız önemli. Ve insan ilişkileri. En önemlisi de bu. Türkiye'de iş hayatını iyi bilmek, deneyim. Dolayısıyla bu işi üniversitenin herhangi bir bölümünde okuyan herhangi birisi bu dediğim özelliklere sahipse yapabilir. Bugün yolun başında olsaydım birincisi sabırlı ol Cem derdim. Herhalde en çok söylediğim şey bu olurdu kendime. Doğru zamanı bekle, doğru anı bekle, o gelecek, o zaman kendini gösterirsin. Bir ikincisi dinle derdim Cem, dinle, konuşmadan önce dinle. Empati kur, karşındaki adam ne diyor bir anla. Ne yiyor, ne içiyor, ne duyuyor, ondan sonra konuş. Ve üçüncüsü de ısırdığın lokmayı bırakma. Koparana kadar bırakma derdim. Bugün bu işi yapmış olmasaydım ben hikaye anlatıcısı olmak isterdim.